4. Ulan-Ulatmos Ultra'da 6 ülkeden 29 farklı şehirden katılımcımız var. Toplam 4005 kişi koşacak bu yıl aktif. Bu bölgenin de zaten 400 kişilik bir koşucu hacmi var. Çünkü küçük bir köy burası. Türkiye'de 8 farklı bölgede etkinlik yapıyoruz biz. Diğerlerinde böyle bir sınırlamamız yok bizim. 1000 kişi, 1500 kişi gelebiliyor. Ama buraya yılda 400 kişiyi kabul edebiliyorsunuz. Bu bile çok sınırlı bir coğrafya olduğunu hissettiriyor. Rehber bir arkadaşımızın bana geri bildirimi vardı. Burası tanrıların oyun alanı. O şekilde geçiyor. Mağara resimlerinde de hiç savaş figürü yok. Her zaman için eğlence ve oyun figürü var diye. Benim de hayata bakış açım böyle aslında. Hepimiz oyun oynuyoruz. Burayı keşfetmek için gelenler oyun oynuyor. Bizler onların sağlıklı bir şekilde bu oyunu yürütebilmeleri arasında ortam sunuyoruz. Beslenmelerinden tutun güvenliklerine kadar. Amacımız sağlıklı bir seviyede bu bölgenin sevdirilmesi, sürdürülebilir spor turizminin oluşturulabilmesi. 3, 2, 1, başarılar! Bizim tabirimizde harikalar diğer Latmos'tayız. Geldiklerinde hayran kaldıkları, döndüklerinde de anlatmaya doyamadıkları Latmos 5 parmak dağları. Burası 500 milyon yıl evvela Himalaya'nın baskısıyla ve Alpler'in tutmasıyla beraber sıkışıp yerin altından 4500 metreden fırlayarak süratle yukarıya çıkmış bir dağ formasyonu. Bütün mağara resimlerinin hepsi o zamandan kalma 8 ile 11 bin yıl arası deniliyor. Burada sadece eğlence, neşe ve huzur içinde yaşayan insanlarla doludur. Bu coğrafyanın en güzel özelliği çok fazla insan elinin değmemesi. Örnek mesela 17 kilometre etabını Kapıkırı'dan başlatıyoruz, Bağırcık'ta bitiriyoruz. 17 kilometre boyunca biz kontrol noktası bile koyamıyoruz ve sadece burayı kendi beden gücünüzle gelip görebiliyorsunuz. Yani bir arabayla bu parkuru gelip görme şansınız yok. Şunu söyleyeyim, aslında ben buraya koşucu yarışmacı olarak hep gelmek isterdim. Başka yarışlarla çakışırdı. Ancak şu an organizasyon boyutunda Mahmut'la birlikte parkurun her adımını aslında adımlamak, işaretlemek, keşfedilmemiş noktaları görmek bu benim için aslında büyük bir şans. Normalde zorlu bir rota ama yağışla birlikte zemin de kaygan hale gelebiliyor. İnişler çıkışlar var. Aslında kayalık ortam. Bazı yerler büyük geniş kayalıklar, taşlar üst üste. Nasıl acaba diyorsun? Soru işaretleri oluşuyor. Onun için sadece başladığınız noktayla bıraktığınız nokta arasında çok değişik coğrafya özellikler var. Ya şöyle, aslında burada bir tarih var. Taş yollarda koşuyor insanlar ve burası bir ticaret yolu. Biz aslında bir tarihin içerisinde bir gezintiye çıkıyoruz. Ve doğa sürekli değişiyor. Örnek Bafa Gölü'nden başlarken yaklaşık sıfır rakımdan başlıyoruz. Dağın zirvesine çıktığında 1000 metre rakım, hava şartları değişiyor, ortam şartları değişiyor. Bazen sis çöküyor. Mesela dün biz parkuru işaretlerken başladığımızda şort ve tişörtle başladık. Ama sonra yağmur yağmaya başladı. Uzun kolluya geçtik, yağmurluk giydik. Bilen bir kişi bile bazen yanlış yola gidebiliyor. O kadar bakir bir şey. Tamamen single track'ler var. Bazen koşabiliyorsunuz, bazen dört ayak yürüyorsunuz. Aslında bu bölgede rotayı oluştururken çok fazla bir şey dikkat edemiyorsun. Evet, çok fazla rota var. Bazıları çok riskli. Riski minimuma indirmeye dikkat ediyoruz. Ve örnek veriyorum, Kapıkırı'dan start aldığınız bir yerde 17 kilometre boyunca koşucuyu göremiyorsun. Burası çok önemli bir nokta. Kişinin kendi kendine yetkinliği olması lazım. Minimum 1-1,5 litre suyu olması gerek. Beslenme çok önemli. 17 kilometre boyunca dokunamıyorsunuz. Yeterli karbonhidratı olması lazım. Sırtında acil bir durum yaşıyor. Hipotermiye gibi üşüdü, battaniyesinin olması gerekiyor. Acil durum battaniyesinin gibi temel ihtiyaçlar var. Bu 17 kilometre sonra Bağırcık'ta ilk kontrol noktamız var. Biz burada start alan, Kapıkırı'da start alan koşu ilk önce Bağırcık'ta görüyoruz. Bu arada hiçbir kimse temas edemiyor ona. Yol yok o arada. Motorla da gidemiyorsunuz.
sadece katırlar ilerleyebiliyor. Bağırcık'taki ilk kontrol noktası 17. kilometre ve Bağırcık'tan sonra devam eden koşular Sakarkaya'ya gidiyor. Sakarkaya yaklaşık 25-26. kilometreler. Burada nitekim bu arası Bağırcık'la Sakarkaya arası daha ulaşılabilir bir yer. Sakarkaya sonrası Karaayıt'a geçiyor koşular. Orası da 34. kilometre. Bu arası da nitekim ilk etaba göre birazcık daha zorlu. Ama yine ulaşılabilir. Hani koşuların arada çıkabileceği yangın yolları mevcut. Gölyaka üzerinden finişe Kapıkıra'ya geliyorlar. Eski Kaya yolundan bizim parkurumuzun çoğu geçmekte. Aslında bizim bir adımız bir başkasına ilham olması lazım. Biz buradan çıkıp parkuru oluştururken de, checkpointlerin olduğu noktalar oluştururken de buna çok dikkat ediyoruz. Buraya koşarken harika hissediyoruz. Harikalar diyarında olduğumuzu hissediyoruz. Kaymakamlığımız olmadan, yerel belediyemiz Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri olmadan burayı bu nitelikte keşfetmeniz çok mümkün değil. Bununla birlikte köylülerin entegrasyonu çok önemli. Yaşar abi Bağırcık köyünde yaşıyor. Kapısı hepiniz açık. Latmos Ultra'yı yapmamızın sebebi Yaşar abi. Ahmet Bey Bulana ana destekçimiz olmazsa olmaz. Fuat Müdürüm de Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden. Buraları keşfetmemize çok destekliyor. Bravo. 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 6 yıl önce böyle stresli bir dönemimizde hep kendimiz dağlar atıyoruz. Bu bölgeyi iyi biliyorduk ama çok uzun yürüyüşler yapmamıştık. Oğuzhan Hocam'la birlikte hadi dedik Latmos'ta bir 4-5 gün dağda kalalım. Sonra Oğuzhan Hoca'yla konuşurken niye Latmos Ultra yapmıyoruz? Burada küçük bir köy etkinliği yapalım ve burayı böyle sporla tanıtalım dedik. Aslında hikaye böyle başladı. Ali'cim tabii bizim düğün yemeklerini tadınca dedi abi bunu nasıl yapayım? Burada yapacağımız bir organizasyonda bu yemeği verebilir miyiz? Tabii ki verebiliriz dedim. Aşçılarla görüştük. 7 çeşit bir yemek doğum için. Gelen misafire işte sor hazırlıyoruz. O yemekleri hazırlıyoruz. Sarma yapıyoruz, köy sarması. Diyelim nohut yemeği yapıyoruz. Yanına pilav yapıyoruz. Salata, çorba. Bu bölgenin de en sağlıklı yapılabilecek turizminin köy turizmi ve spor turizmi olduğunu düşünüyoruz. Amacımız aslında bilinmeyen, az bilinen destinasyonlarını spor turizmiyle tanıtmak. Sevgili Ali'cim ve arkadaşları buraya geldiler. Dediler ki projesinden bahsettiler. Ben de çok yani büyük bir sansasyon yapacağını, hakikaten insanların bu dağı hep yürüyerek değil, biraz da koşarak keşfedeceklerini, buranın tanınması için birçok kesimin buraya yöneleceğini, bu köylüye çok büyük destek olacağını düşündüm. Ve seve seve yani kabul ettik. Yıllardır Türkiye'de Hassin diye bilinen yün işçilik üreticisi bir firmayız. Son 10 yıldır bu yünün sporda da giyildiğini keşfettim. Madem bu işi yapıyoruz, sporcuları da yünü giydirmek, sporcuları da yünü sevdirmek adına yeni ve çeşitli ürünler üretip Ulona isimli bir marka yarattık. Ali'cim ve Nivit sensinle aşağı yukarı 7-8 seneden beri tanışıyoruz. En son Latmos Ultra için beni bireysel olarak ziyaret etmek istediler. Burayı anlattılar, buranın mazisini, burada neler olduğunu, tarihini ve coğrafyasını anlattılar. Bir bakıma bu köylerin içinden geçerek koşulacak bir sosyal sorumluluk projesi de olacak dendi. Bunlar da bizim çok hoşumuza gitti. İsim sponsoru olmaya karar verdik. Gerçekten Limit Sense'in ekibinin enerjisine çok güveniyoruz. Seviyoruz onları. Latmos Ultra Maratonu ben gönüllü olarak yer alıyorum. Aslında Limit Sense'in ekibinin birçok organizasyonla beraberiz. Biz ekip olarak açıkça baktığımız zaman gönüllülük, arkadaşlık, dostluğun birleştirip sonunda profesyonel bir iş ortaya çıkarttığımız için Latmos'ta da gönüllü olarak yer alıyorum. Son itibariyle sportif faaliyet dediğimiz sadece bu işi yapanlara bir katma değer sağlamıyor. Hem bölgeye katma değer sağlıyor, hem ülkeye katma değer sağlıyor ve bunun dışında aslında bir farkındalık da yaratıyor. Bu sadece salt bir koşu olarak değerlendirmemek lazım. Tanıtım anlamında da insanların burayı bilmesi ve gelecek sürdürülebilirlik anlamında da ciddi katkı sağlıyor. Latmos'a ilk kez geldim. Yani çok adını duyuyordum. Gerçekten söylendiği kadar da varmış. Parkurları birazcık görme şansım oldu. Harikalar diyarı Latmos'u boşuna demiyorlarmış. Şöyle ki geçen sene katılanların söylediğine göre yani gerçekten insanlar hani normal bir trail koşusu ne olabilir ki tarzında gelip daha sonrasında ya gerçekten bundan sonra buraya sık sık geleceğim diyen çok fazla insana duydum ve gerçekten hani birisi geliyor ve diyor ki ya ben sadece Latmos'a geliyorum diyen çok fazla insana duydum yani şu anda. Ya benim büyük bir ihtimal favori yerim Latmos abi. İkincisi Sapanca. Yeşili seviyorum. Fotoğraf çekmeye Doğu Karadeniz bölgesinde başladım. Burada da yeşil gördüğün gibi oldukça yoğun.
Ondan ötürü kendimi yeşil bölgelerde dramatik fotoğraflar sevdiğimden ötürü daha mutlu hissediyorum. Hissettiğim duyguyu fotoğraflara burada daha rahat resmedebiliyorum. O yüzden burada olmaktan mutluyum. Fotoğrafçıyı nerede nasıl konumlandırırım bunları düşünüyorum. Daha önce burayı bilmeyen insanlar o fotoğrafı görür, nasıl keşfeder, bunları oraya entegre etmeye çalışıyorum. Yani görmeyen herkesin bir şekilde görmesini isteyebildiğim kadrajlar yakalamaya çalışıyorum diyebilirim abi. 45 kilometrede koştum, birinci geldim. Ya ilk geldiğimde daha önce videolarını falan izlemiştim. Zor bir parkur olduğunu düşünüyordum. Doğanın çok güzel, bakir olduğunu biliyordum. Ülkemizde bu tip parkurlar çok az. Yani çok nadir giriyor organizasyonlar böyle parkurlara. Yurt dışında zor yarışlara yakın bir parkurdu. Tokat gibi geldi. Çalışmadığımız yerden sormuştu. Gerçekten çok zorlu geçti. Ben burayı çok seviyorum çünkü orientering sporcusuyum. Tam bana hitap ediyor. Biz zaten böyle arazilerde koşuyoruz. O yüzden çok keyif olarak koştum ve her yerin tadını çıkardım. 26 kilometre koştum ve birinci sabahını. Yukarıdan gölü takip edip oraya inmeye çalışmak ve harikalar diyarında olduğunu bilmek, sürekli etrafı izlemek, içinde olmak çok güzel. Latmos'a ikinci gelişim. Geçen sene 43 kilometrelik parkuru koştum. Üçüncü olarak tamamlamıştım. Teknik güzel, zorlu bir parkur. Bu sene yine burada 26 kilometrelik parkuru birinci olarak tamamladım. Bugün çok güzel bir coğrafyada koştuk. Harikalar diyarında koşmak gerçekten çok güzeldi benim için. 17 kilometre koştum. Çok güzel bir süreyle 2 saat 00 dakika koşarak parkur rekoru kırmış oldum. Kapıkırı köyünü çok beğendim. Limises'in ekibine bu tür organizasyonlarda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hem Kapıkırı köyü insanları hem finişi yaptığımız köy gerçekten bizi güzel ağırladılar. İlk yapıldığı senede gelmiştim ve bayılmıştım. Açıkçası ben karayolunu zaten araştırıyordum. İlk senede gerçekten böyle ağzım kulaklarımla koştum diyebilirim. Bu 45 kilometre birinci bitirdim. Kadınlar da birinci bitirdi. Biraz zor bir parkur, biraz değil epey zor bir parkur. Belki de Türkiye'nin benim koştuğum parkurlar arasında en azından en zoruydu. Full teknik bir parkur. Gerçekten teknik zemine doyuyorsunuz ve bu dünyada eşi benzeri görülmeyen parkurlardan biri. Bence harika bir maratondu. 4 farklı kategoride koştuk. Ben 17K koştum. Özellikle tırmanması ve eski kral yolu olması nedeniyle tarihe tanıklık ettik diyebilirim. Çok zor bir parkurdu ama atmosfer muhteşemdi, manzara çok güzeldi. Güzel anılarla buradan ayrılacağız. İlk defa katıldım Latmos'a ve çok memnun kaldım. Temel amacımız bundan sonra daha fazla uluslararası platformda bu bölgeyi nitelikli turiste tanıtıp belli dönemlerde nitelikli koşucuları ara kamplarla buraya getirip antrenman yaptırabilmek. Şu anda çalışmalarını sürdürüyoruz. Başarılı olacağız o konuda da.